cezimli bağlantılarda dikkat edilecek hususları anlatmıştık. Ve bununla ilgili harf talimini bir önceki sayfemizde yapmıştık. Ancak ince bir harften kalın bir harfe, kalın bir harften de ince bir harfe cezimli bağlantılarda sıkıntımızı gördük. Öyleyse bu noktaya tahşidat yapmamız gerekiyor ki bu hatamız büyümeden, yayılmadan, yerleşmeden şimdiden harf taliminde bunu önlemiş olabilelim. Bu tablomuzda beşerli gruplar halinde harflerin taksim edildiğini görüyorsunuz. Ben de o şekilde beşerli gruplar halinde sağ tarafta bulunan ince harfleri, sol tarafta bulunan kalın harflere üç hareket ile bağlayarak okuyorum. Eh, ih, bir beh, bih, buh, teh, tih, seh, sih, suh. Aynı harfleri bir de gayın harfine bağlıyorum. El, Eu, eu, bel bil bul tell tü to sell sil sul gel gel şu dikkat ederseniz hiçbirisinde İnce harfin inceliğini ihlal etmedim. Yani av, bal, tav şeklinde sonraki cezimli gayn harfinin kalınlığını ince harflere transfer etmeden inceyi ince, kalını da kalın olarak telaffuz ettim. Sizler de aynı şekilde dikkat ederek telaffuz etmeye çalışın. Şimdi Aynı harfleri bir de tersinden birbirine bağlayacağım. Yani kalın harfleri bu iki kalın harfi karşısında olan bu beş ince harfe üç harike ile bağlayarak okuyacağım. Ho hoy ho hod hat hoyt god has, hoyt hot hangi hangi honcu şimdi gayın harfini bağlıyorum o oy o obe غيب غب غت غيت غت غث غيث غث غج غيج غج حق حق حق

Aynı harfleri şimdi sad harfine bağlıyorum. Hels, hils, hus. Dels, dils, dus, dels, dils, dus zels, Zils, zuls, SELS, ziels. Sus. Şimdi aynı şekilde bu sefer kalın harfleri karşısındaki beş ince harfe bağlıyorum. Üç hareke ile. قح قيح قوح قد قيد قد قذ قيذ قوذ قز قيز قز قس قيس قس صح صيح صح, صح, صح صد صيد صد, صد, صد صيد صيذ Suz, saz, sız, suz, saz, sız, suz. Dikkat ettiğiniz gibi yine aynı şekilde hiçbirinde inceden kalını, kalından inceyi etkilendirmeden okudum. Kalından inceye geçerken, mesela af harfini sin harfine tutarken, as demedim. Kız, kız demedim. Uz demedim. Af kalın, sin ince. Bunu yapamayan kardeşlerimiz şöyle bir metod ile muvaffak olabilirler ilk önce ince bir harfi bağlarlar inceliği tespit ederler sonra mesela sin harfinin inceliğine dokunmadan e, o ince harfin yerine kalın bir harfi koyarlar inşallah muvaffak olurlar şu şekilde mesela hemze es 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 diyoruz sine dokunmuyoruz Sonra hemzeyi kaldırıyoruz, yerine kalın bir harf oluyoruz, koyuyoruz, os koyuyoruz. oluyor. Üç kere, s s s, os dördüncüsünde kalın bir harfi koyarak e, kulağımızda olan o inceliği muhafaza etmek suretiyle e, kalın bağlıyoruz. Üç kere, s s s sinin inceliğine halel getirmeden was bir daha yapıyorum es 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 was yine aynı şekilde ince bir harfi kalın bir harfe bağlarken de bu sefer her ikisini kalın yapabiliriz. Mesela del harfini sada bağlayalım. Bir türlü muvaffak olamıyoruz. Des oluyor. Yani sat inceliyor. Bunu düzeltmenin de yolu yine aynı metod ile e, kalın bir harfi sada bağlamaya deneyeceğiz. E, o. Os. 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 sadın kalınlığına dokunmadan. Dels. Bir daha yapıyorum. Os. 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 Dels. Bir daha. Os. Os. Qas, sada dokunmadan kanılığına halel getirmeden dels şeklinde muvaffak olabilirsiniz. Şel, şil, şul, el, il, il, fel, Fum, kum, kim, kum, lam, lim, lum. Aynı beş harfi şimdi Do harfine bağlıyorum. Üç harekeyle Şut, şut. o alto o fruto feto, certo cinco o quinto o Lento leto limpo luto Şimdi kalın harfleri ince harflere bağlıyorum. Baş buş buş zar liyr lor lutf loy Luf Zak Lık Buk Zal Zıl Lul Şimdi ta harfini bağlıyorum. Taş boş Push, bar, player, poor, tough, talk, blink, book, tal tal bun yine aynı şekilde dikkat ettiyseniz inceden kalını, kalından inceyi etkilendirmeden inceyi ince, kalını da kalın olarak telaffuz ettim. Siz de buna gayret edin. Şayet bu yeterli çalışmayı bu sayfelerde harf talimi olarak yapmazsak tilavette sıkıntı çekeriz. Burada ''Tal'' şeklinde ta harfinden lem harfine cezimli bağlantıda ince geçmeye muvaffak olacağız ki yarın Fatiha-i Şerife'yi okurken sıra sıratal müstakim demeyelim. Sıratal müstakim diye o hatalı okuyuşun kaynağı bu sayfenin, bu harf taliminin yeteri kadar yapılmamasından kaynaklanıyor. Onun için mümkün mertebe acele etmeden meleke haline gelecek kadar gelene kadar mutlaka bu harf talimlerini e, devamlı tekrar edelim. Dilimizde bir bakıma işte pelesenk olsun. Yani bir bakıma virdi zebanımız olsun. Tol, tol, tol talimini doğru yaparsak inşallah tilavetimizde de buradan kaynaklanan hatalar olmaz. O da sahih hale gelir. Mev, miv, mül. Doğru telaffuz budur. Mav, Mız mul. Bu hatalı telaffuzdur. Çünkü üç mimi de kalın yaptı. Dikkat edeyim derken Mez, mız muz bu sefer z harfini incelttim. Mim'i ince yapacağım diye mim'in inceliğini z harfine transfer ettim, Zele döndü. Doğruyu bir daha telaffuz ediyorum. Mız mız muz. Burada bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu ince kalın ayrımına dikkat ederken mim ile Z harfinin arası açılmaması gerekiyor. Açılırsa met oluşur. Bazen bu manaya halel verir. Yani mev, mil, mül şeklinde sündürmeden, met oluşturmadan telaffuz etmemiz gerekiyor. Mel, mil, mül şeklinde. Diğer harfe geçiyorum. Nel, Nil Nil Well Will Will Hell Hill Hill yel, Yıl, yıl. Yarım Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederken yazlimun kelimesi geldi. Ee, i̇şte bu şekilde okursanız hatalı olmuş olur. Ne hatamız? Yazlimun dedim. Y harfini kalın okudu. Halbuki Y harfi ince bir harfti. Peki bu hata nereden kaynaklandı? Bu sayfede harf talimi kısmında o dersimizde acele etmem. Yani meleke haline getirmeden diğer sayfaya geçmiş olmam. Öyleyse hiç acele etmeyelim. Meleke haline gelene kadar, getirene kadar bu harf talimine devam edelim. En büyük tahşidatı burada yapalım. Ta ki ta ki dilimiz ona alışsın ve ileride yav limu kelimesini her gördüğümüzde yav diye okumadan doğrusunu yav limu diye okuyabilelim. Şimdi tersinden okuyorum zam zım doğrusu bu yoksa zam mimi kalınlaştırmak doğru değil va va eğer yapamıyorsak zel harfine döndürelim zem 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 Üç kere tekrar edelim. İnce mimi bulalım. Zem, zem, zem. Dördüncüsünde Van Mimin ince eline getirmeden bir de onu va harfine, kalın olan za harfine bağlayalım. Bir daha zem, zem, zem. Zan. Zem, 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 zem. Zem. Bakın mimin İnciline halel getirmeden okuyorum. Zan zin, Lun Yoksa Zan Zım Lum şeklinde nunu kalın okumak yok. Zav Zeyu Luğ Ва, вы, ло, ва, вы, ло.